Dünyada, son birkaç yüzyılda ivme kazanan nüfus artışı ve sanayileşme, kaçınılmaz olarak çevre sorunlarını da beraberinde getirdi. İnsan etkisi, habitatları parçalayıp, popülasyon seviyesi düşük olan birçok bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden oldu. Olmaya da devam ediyor. 19. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkan doğa koruma kavramı, 20. yüzyılda tüm dünyada önem kazandı. Stockholm, Rio, Johannesburg gibi konferanslar ve CITES, Bern, Ramsar gibi uluslararası sözleşmelerle küreselleşen doğa koruma anlayışı, Dünya Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Dünya Yaban Hayatı Fonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı gibi yapılarla da kurumsallaştı. Türkiye Cumhuriyeti de habitatların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını içeren hemen hemen bütün uluslararası sözleşmeye çok geçmeden taraf olarak bu konuda duyarlı ülkelerin başında geliyor. Kendi ulusal mevzuatında da çevre kanunu, milli parklar kanunu, hayvanları koruma ve kara avcılığı gibi kanunlarla koruma çalışmalarını yürüten Türkiye'de uluslararası sözleşmelerin önemli odak kurumlarından biri de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlüğümüz 2013 yılında pilot uygulama olarak 10 türle tür koruma eylem planlarını uygulamaya başladı. 2014 yılında ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan uzmanların katılımıyla Konya'da bir çalıştay organize etti ve çalıştayda 250'ye yakın türün ülkemizde varlıklarını sürdürebilmesi için özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyduğu belirlendi. Çalıştay sonucunda da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılına kadar en az 100 tür için tür eylem planı hazırlaması hedeflendi. Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması adına tür odaklı koruma çalışmalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çatısı altında Yaban Hayatı Daire Başkanlığı'na bağlı Türk Koruma Şube Müdürlüğü yürütüyor. Denizli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde biyolog olarak görev yapmaktayım. 2010 yılından beri milli parklarda çalışıyorum. Şube Müdürlüğümüz 3 yıldır türeylem planı düzenliyor. Ben türeylem planında kontrol komisyon başkanı olarak görev alıyorum. İlk türeylem planımızı 2017 yılında doçent doktor Mehmet Çiçek hocamızla gerçekleştirdik. Bir planda iki bitki çalıştık. Biri Denizli Nakılı, diğeri testotu idi. İkinci tür eylem planımızı 2018 yılında Profesör Doktor Gürkan Semiz hocamızla çalıştık. Ekmenya özcan seçmeli bitkisini inceledik. İki tür eylem planımıza da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu yıl dana tava sensiz tavas kurbağası çalışıyoruz. 2019 yılında eylem planı hazırlanacak türlerden biri de Anadolu'ya has endemik bir türümüz olan tavas kurbağası. Tavas kurbağası ilk kez Anadolu Yarımadası'nın güneyinde Denizli iline bağlı Tavas ilçesi sınırları içinde şu an bulunduğumuz Çakıroluk Tepesi mevkiinde İbrahim Baran ve Mehmet Kutsay Atatürk tarafından bilim dünyasına tanıtılıyor. Tavas kurbağasının keşfi 1969 yılında İbrahim Baran hocamızın doktora çalışma sırasında konu olarak dağ kurbağalarını seçmiş. bu birkaç dağ çıkmış. Bunlardan biri de bizim Tavas Akta, 1969 yılında o dağda Çakıroluk mevkinde bu kurbağaları bulmuş. Ee, önce tezinde herhangi bir türe, bilinen üç türden birine bunları dahil etmemiş. Çünkü e, hem Uludağ kurbağasına benziyor uzun bacaklı oluşturan yönüyle hem de şerit bulundurması bakımından şeritli kurbağaya benziyor. Fakat kendine özgü özellikleri de var. Mesela daha koyu renkli bunlar. Ee, sırt lekeleri daha fazla. ve Bu yüzden bir süre böyle kalmış. 1986 yılında daha bol örnekle Mehmet Kutsay Atatürk hocamızla beraber Uludağ kurbağasının alt türü yapılıyor tavas kurbağası. Rana tava tavasensis şeklinde. 2003 yılında da moleküler genetik çalışmalarla artık bunun bir tür olduğu ortaya konuyor ve tür düzeyine yükseliyor. Anadolu dağ kurbağaları ile ilgili çalışmalar 1900'lü yılların başlarında başlıyor. 1960'lı yıllarda Anadolu dağ kurbağalarının biraz daha geniş taksonomileri çalışılıyor İbrahim Baran ve Atatürk, Mehmet Kutsay Atatürk hocalarımızın 1986 yılında yaptıkları çalışmada tavasın çakıroluk mevkisine geliyorlar örnekler topluyorlar sonra bir bakıyorlar ki bu kurbağa türleri morfolojik özellikleri vücut indeksleri bakımından çok çok farklılık gösteriyor. Tabi o zamanın şartlarında direkt tür demekten kaçırıp alt tür, Anadolu kurbağasının bir alt tür olarak tanımlanıyor ve ilk kez bu kurbağa 1986 yılında Rana macrocremis tavasensis olarak bilim dünyasına tanıtılıyor. Sonraki yıllarda taksonomi ağırlıklı, işte karşılaştırma şeklinde çalışmalar gerçekleşiyor. Ee, ta ki 2003 yılına kadar. 2003 yılında yine İbrahim hocanın e, içinde olduğu bir çalışmada e, türün genetiğine bakılıyor. E, özellikle mitokondriyel DNA dediğimiz anneden gelen genlere bakıldığında türün e, diğer da dağ kurbağalarından da farklı olduğu ve bu farklılığın ise tür seviyesinde olduğu anlaşılıyor. Ve 2003 yılından itibaren Rana Tava Sens olarak tür bazında bilim dünyasına tanıtılıyor. İhaleye çıkıyoruz. İhaleyi alan firma çalışma programı ve ekibini sunuyor. Onayımızdan sonra süreç başlıyor. Arazi çalışmaları, literatür taramaları yapılıyor. Arazi çalışmalarının bitiminde beraber karar verdiğimiz bir tarihte bir günlük çalıştay düzenleniyor, paydaşlar çağrılıyor. Arazide, literatürde elde edilen bilgiler, tehditler ortaya konuyor, faaliyetler açıklanıyor. Çalıştaydan bir 10 gün sonra sözlü sunuş toplantısı gerçekleştiriyoruz. Gene ekibimiz burada faaliyetleri tekrar tanıtıyor, paydaşlarla tartışılıyor ve türeylem planımız şekillenmeye başlıyor. Sözlü sunuş toplantısı bitiminde bütün bilgileri ekip harmanlıyor. Nihai raporu hazırlıyor, bize sunuyor. Bizim onayımızdan sonra basım gerçekleşiyor. Tavas kurbağası türeylem planı teknik şartnamesinde 40 gün arazi çalışması öngördük. Fakat istekli, hevesli ve gönüllü bir şekilde öngörülen arazi sayısının üzerine çıktık. Trana tavasensis ya da tavas kurbağası olarak bilinen endemik bir tür olan kurbağanın Tür Eylem Planı projesi kapsamında burada görev yapmaktayız. Bu proje Mart ayı sonunda başladı. Mart ayından bugüne kadar da sürekli arazi çalışmaları yaparak Ranatavasensis'in popülasyon durumu hakkında, yine etraftaki habitat tahribatı, habitat kullanımı, insan faaliyetleri hakkında bir takım önemli bilgilere ulaştık. Ayusyan kayıtlarına göre 500'ün altında olduğu düşünülmekte ya da o bilgi verilmiş. IUCN'in web sitesine bunu bilgiye ulaşmak mümkün. Ancak bizim çalışmalarımızda bu sayının daha da az olduğunu biz tespit ediyoruz. Bunu da raporlayacağız. Raporumuzun sonucunu ve takip yapacağımız çalıştayda ilgili paydaşlarla bu tehdit durumlarını ya da türün popülasyon durumunu paylaşarak bu bölge için ya da bu yöre için ne yapılabilir ya da bu habitat için neler yapılabilir? Bunu önümüzdeki Ekim ayı içinde masaya yatıracağız ve o zamana kadar da alanın korunması ile ilgili ya da alanın korunma statüsünün belirlenmesi ile ilgili daha da önden adımlarda atılmış olacak. Benim bu türle alakalı çalışmalarım ise 2009'lu yıllardan itibaren başladı. Projemizin yürütüşü olan Serdar Düşen hocamızla buraya geldiğimizde türün sayısının çok az olduğunu tespit ettik ve ben bunun üzerine markala yakala tekrar yakala diye bir çalışma var. Hayvanların markalanıp, yakalanıp salı verilme ve bunun sonrasında matematiksel işlemlerle popülasyonun bulunmasına dair bir çalışma. Bunu başlattık ve verilerimizi yaklaşık 2014-15 yıllarına kadar tamamladık. Sonuçları elde ettiğimizde sırasıyla 300'lü bireyden oluşan bir popülasyon yavaş yavaş 200 bireye, 100 bireye. 90-80 bireye doğru yıllara göre azalan bir durum tespit ettik. Benim çalışma alanlarından bir tanesi de e, popülasyonların bireylerin kaç yıl yaşadığı civarında. E, özellikle yakın türlere baktığımız anda türlerin 12-13 yıla kadar rahat bir şekilde yaşadığını tespit edebiliyoruz. Tabi burada hayvan sayısı, birey sayısı çok az olduğu için böyle bir çalışmaya gelmedi çünkü e, yaşlarına baktığımız zaman iskelet yaşına bakıyoruz, kemik yaşına bakıyoruz popülasyonu az bireyden oluşan bir popülasyonda buna bakmanın bakmanın şu an için gerekli olmadığını düşündük. Arazi çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yapacağımız ilk işlemlerden bir tanesi elde ettiğimiz verileri diğer paydaşlarımızla ya da tür ile ilgilenen biyolojik çeşitlilikle ilgilenen diğer kurum kuruluşlarla paylaşmak, onlardan geri dönütler almak bu geri dönükler sayesinde ilerleyen zamanda yani 2020-2025 yılları arasında acaba hangi planları nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu planlara karşı e, olumsuzlukların ya da olumlu yanların neler olabileceğini, A ve B planlarını çok iyi bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Anadolu'da dağ kurbağaları dediğimiz yüksek rakımlarda yaşayan kurbağalar var. Bu türde yani Rana Tavasensis ya da Tavas kurbağası e, bu gruba dahil olan. ...bir türümüz. Burası yaklaşık 1660 metre yüksekliğinde... E, ...Çakıroluk Pınarı. Yine belli rakımlarda, belli yüksekliklerde... E, ...bu bu türe benzeyen... ...belli popülasyonları görmek mümkün olabilmekte. İlk bilindiği yer... E, ...Çakıroluk mevkii. 2008 yılında Girdev Gölü var... ...Fethiye e, Elmalı arasında. Yabancı uzmanlar orada da yaşadığını... ...tespit ettiler. Yani bayağı bir genişledi Güney Batı Anadolu'da yaşadığı alan. Honazdağ Zirve'nin hemen... Biraz doğusundayız şu an. 2100 küsur metrede. Ee, tipik bir tavas kurbağası bence. Geçen iki sene önce de görmüştük. Yine kefe yaylasında bir avukat arkadaşımız çekti. Ee, o da bütün tavas kurbağası özelliklerini taşıyor. Yine biraz daha doğuda Bozkurt incir Dağı'nda da dağın doğu yamacında ki Emir bir koldur orası. Orada da dağ kurbağaları gözlemledik. Bunların bilimsel araştırmayla e, tavas kurbağası olacağına emin. Bir dağ kurbağası olduğunu ispatı şu temporal şerit denilen, gözü de e, içine alan bir yanak şeridi var şakaklarında görüyorsunuz koyu kahverengi siyaha yakın. Bu daha kurbağalarına özgü bir özellik. E, Normal su kurbalarında bulunmaz bataklık kurbalarında. Tavasensiz e, olduğunu gösteren özellikler ise sırtta açık renkli bir şerit var burada çok belirgin değil ama e, yine yanlarda dorsolateral kıvrım denilen ve sırt renginden daha koyu olan kıvrımlar var görünüyor burada biraz farklı bir renkte yine bol miktarda da simetrik sırt lekeleri var bunlar tavas kurbağasının tipik özellikleri ve boyut olarak da su göre bunlar biraz daha küçük durlar. 40 milimetreden büyük olanlar ergin kabul edilir genelde kurbağalarda bu da ergin bir birey Türeylem Planı kapsamında proje ekibi ve paydaşların da desteğiyle tavas kurbağasını yakından inceleme ve takip etmenin yanında türün muhtemel yaşam alanlarını da araştırma fırsatımız oldu. Kefe Yaylası ve Honazdağ Milli Parkı'nda Tavas kurbağasının benzerlerine rastladık. Ama eşine rastladık mı? Bunu yakın gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalar belirleyecek. Bulunduğumuz yer Ranı Tavasensis lokalitesinin biraz yukarısında bulunan ve şu an atıl durumda gördüğünüz orman yangın gözetleme kulesi. Burası Ranı Tavasensis e, tür eylem planı projesi kapsamında e, Rana tava sensiz türüyle ilgili in situ yani yerinde koruma çalışmalarının gerçekleştirilebileceği e, küçük bir bilim merkezi, bir Rana tava sensiz araştırma merkezi ya da Rana tava sensiz rehabilitasyon merkezi olarak düşündüğümüz ve planladığımız bir e, mekan. Burayı nasıl ayakta tutabiliriz? Bunu belki uluslararası fonlarla çünkü e, Rana tava sensiz endemik bir kurbağa nesli tehlike altında olan bir tür. Bunu e, Doğayı koruma fonları var, uluslararası fonlarla destekleyebiliriz. Yine ulusal bir takım projelerle e, ya da işte kurumsal bir takım projelerle burayı hayatta tutup, burayı bir bilim merkezi, bir eğitim merkezi haline getirmek mümkün. Burada e, rana ile ilgili, hatta etrafta yaşayan diğer hayvanlar ve bitkilerle ilgili e, bilgi her türlü bilgilendirmeni yapılabileceği ve doğada eğitimin ya da öğretimin yapılabileceği bir mekan haline de gelecek. Tabii bunlar şu an için hayal. Ancak her şey hayal etmekle başlar. Bizlerin de hayali ve düşüncesi bu alanın, bu bölgenin, hatta bu binanın doğa Koruma ve Milli Parklar Uhdesi'ne tahsis edilmesi. Projenin en önemli ayaklarından bir tanesi bu dediğimiz gibi burada bir rehabilitasyon merkezi, Rana Tava Sensisi ya da Tavas Kurbağası için bir rehabilitasyon merkezinin kurulması olacak. Tavas Kurbağası'na ulusal basının gösterdiği ilgi ve hassasiyet de projenin başarısı için ipucu niteliğinde. Yaklaşık 1700 rakımlı çakır oluk burası Denizli'de ve bulunduğumuz noktada dünyada ilk defa yetişen bir canlı türü var. O da tavas kurbağası ve işte onlardan bir tanesi şu anda hocamızın elinde ve bu kurbağalar için bir eylem planı hazırlandı. Paydaşların katılımıyla düzenlenen çalıştayda tavas kurbağasını tehdit eden faktörler ve çözüm önerileri belirlendi. Nihayetinde faaliyet planları ve uygulama hedefleri Tür Eylem Planı kitabında yerini aldı. Bu kitap tavas kurbağasının bugünkü durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yol haritası. Unutulmamalıdır ki bir eylem planı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun uygulanmadığı takdirde hiçbir kıymeti yoktur.